Koray Bey için. Sayın Koray öğretmenimiz için efendim alkışlar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gördüğünüz üzere Fatih Bey bir kahraman gibi yolun çakılını dikenli sizler için. Kesinlikle. Ekip arkadaşları için temizledi. Başlangıçtaki ritmi gördünüz. Nobran'a kadar nasıl geldiğimizi, o Nobran olmasaydı aynı şekilde ilerliyorduk ve belki 3-5 tane harf alma hakkı bırakabilirdi size. Şu anda 61 tane harf alabilirsiniz. Sakın almayın. Rica ediyorum. 50 tane yeter diye düşünüyorum. 50 taneye de gerek yok. 9000 olurdu. 9000'in üstüne de çıkardı. Sanki Fatih Bey için her şey yolunda gitmiş gibi düşünelim. 9000 ve ötesi için uğraşalım. Olur mu? Uğraşalım peki. Gelsin mi ilk soru hocam? Gelsin. Buyurun. Koray Bey'in ilk sorusudur. İyi ile kötü arasındaki durumlar için kullanılan bir sözdür. Orta. Orta gayet. Bir ünvan gibi kullanılıyor. Şu şekilde soruluyor. Buyurun gelsin. Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavmin, bir şehrin veya ülkenin başı... Şeyh. Arap şeyhi, Arap... Kral diyeceğim değil. Birleşik Arap şeyhleri. Emir. Emirlikleri. Gayet güzel. 5 harfli cevaplarımızdan bir tanesini de hatırlarsanız iki kelimelik bir cevap evet. arıyorduk. Çünkü yarısından çoğu mastar. Buyurun. Cızlamı, cavlağı, cartayı çekmek. Bu deyimlerin karşılığı olan sözcük nedir efendim? Cızlamı çekti, cavlağı çekti, cartayı çekti. Fatih Bey biliyor. Gülümsemeden anladığımız kadarıyla. Cartayı çekmek. Cartayı çekmek. Hiç duyduğum bir deyim değil. Fazla sokak jargonu. Harf alırsak da %50 ihtimalden fazla olarak mastardan evet. geçiyor. En azından sesli harfi anlarız hocam. Mek mi, mak mı? Harf alayım. Bir aldık bir tane be. İlla da oradan gelecek diye bir şey yok ve çok güzel yerden geldi. Ölmek. Ölmektir efendim. Cızları çekmek, cartayı çekmek. Uçtu gitti. Beş harfli cevaplar daha bitmedi. Buyurun şu eş anlamlı sorusu. Firari sözünün kaçak karşılıklarından biridir kaçak. Tas ayırı yürüyüz yapar. Bir tarzı kadar kaldık. 4 soruya cevap verdik. 1 dakika harcadık. Artık daha da hızlanırız. 2 kelimeden oluşuyor. Kelimelerden bir tanesi neydi? Yansıması. Yansıma değil mi sözcük. Sesi tanımlayan sözler. Kesinlikle. Buyurun. Hiç ses, hareket veya tepki gelmediğinde kullanılan bir tabirdir. Sus pus. 2 kelime. Bir tanesi böyle çat pat gibi bir şey hocam. Bir harf alayım. Buyurun. O K harfi işte o yansıma sözü. Çıt yok gibi bir şey. Çıt aklıma. Yok gibi bir şey mi? Hadi o çıtı değiştirin de geri kalanı sabit bir şekilde dursun. Yok. Çünkü hiç ses yok dersek çıt yok doğru ama diyor ki hareket, tepki. Adama demediğimi bırakmadım, adamda gık yok. Gık. Tık yok. Tık yok. Tamam. 2 dakika 23 saniye var elimizde. Çok da iyi durumdayız. Buyurun 6 harfli cevaplara. Bir işin sonunu düşünerek ölçülü ve tedbirli davranma. Arapça kökenli bir kelime aradığınız hala hazırda yaygın kullanılır. Yani nasıl bir kelimedir? Tedbir gibi bir kelimedir. Koray Hocam. Tedbir gibi 6 harfli bir kelime arıyorsunuz. Tedbirli nokta noktalı. Ölçülü. Hayır. Arapça kökenli. Tedbir varmış. Gibi bir kelime. Tedbir. Hatta tedbir deyince arkasından beslesin diye bunu kullanırlar. Tedbirli ve... Alalım mı bir harf? Bir harf alayım. Bir harf alalım. Rahatlatacak sizi. Yine T ile başlıyor bakın. Tedbir bir harf gibi. Alayım. Bir tane daha istedik. Tedbir. Tedbirli ol. Aman nokta noktalı hareket et. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Tedbir gibi bir kelime aradığımız, K'si var, İ'si var. Arapça kökenli, tedbir kadar yaygın kullanılmıyor artık ama kulağına gelmiştir bence Koray Hocam. Teşkil diyeceğim. Teşkil değil, teşkil değil. Bir harf daha alayım. Bir harf farklı inşallah o gelir, o geldi. Temkin. Temkin.